Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, turizm rehberliğinde yeni bir çığır açacak olan ve ilk kez Harput'ta uygulanmaya başlayan GOART projesini yerinde deneyimledi. Dünyada ilk kez Elazığlı bir firma tarafından geliştirilen sanal rehberlik uygulaması olan GOART, Elazığ'ın tarihi Harput mahallesinde dünya yolculuğuna başlamıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da ziyaretleri kapsamında gittiği Harput'ta insanların gezdikleri tarihi mekanlarda bölgenin eski zamanlardaki halini, tarihi mekanların dokularını artırılmış gerçeklikle kullanıcılara sunan GOART projesini yerinde deneyimledi. Şansımız oluyor, rehber ortadan kalkıyor, bilgiler süzülmüş, bir büyük proje Türkiye geneline yansıma noktasına geldi. Bu bizim Elazığ Valiliğimizin bir anlamda Elazığ'a büyük bir hizmetidir. Çünkü artık her şey teknolojide yeni gençlerle yürüyor. Burada vakit efendim buradan vardı. Bakacak Buyurun. Olursanız burası Harput'un Osmanlı zamanı. Evet. Mesela burada muvaffakathane var. İşte burası bir kalenin şeyin Saratun Camii'nin 15. yüzyıldaki hali. Cumhurbaşkanı Tatar projeyi beğendiğini dile getirerek tebrik etti. Ya o zamanki hali. Tabii birebir halini yaptık efendim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yani netice itibariyle ben şimdi Kıbrıs'tan geldiğimde şöyle derim. Bizim köklerimiz buradan. Biz Anadolu'dan Kıbrıs'a gitmiş insanlar 1571'de buraları 1571'in öncesinden dolayısıyla bizim de atalarımızın tabii ki yerleridir bunlar. Dolayısıyla yıllardan sonra buralara gelmek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak burada bu eski köklerimizi, eski eserlerimizi Selçuklulardan Osmanlı'ya ve Bilal'e yapılan bütün bunları görebilmek benim için gerçekten gurur vesilesi.